Bugün sizlere gezerken görmüş olduğumuz iki tane kuru kafayı kendi zevkimize göre dizayn edip yeniden tasarlayacağız. Bakalım nasıl olacak? Evet, ne düşünüyorsun? Nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Yani tek bir şey düşünüyorum. Benim yapacağım daha güzel olacak. Onu biliyorum sadece. Görelim o zaman yani. Kimin yapacağı daha güzel olacak. Benim kafamda çok farklı bir şey var aslında. Hani şimdi anlatmak istemiyorum. Görelim bakalım. Buyurun, başlayalım. Tamam, başlayalım. Gerektiği zaman. Şimdi öncelikle ben ana rengi mavi yaparak başlayacağım. Sen nasıl yapacaksın? Ben önce üzerine birkaç ekleme yapmak istiyorum. Ondan sonra boyama kısmına geçeceğim. Henüz boyayla ilgili net kararımı vermedim ama başlangıçta bir iki ekleme yapmak istiyorum. O yüzden misal şu taç parçasını zımparalayarak başlayacağım ki daha sonra boya tutabilsin. Evet, böyle kullanılmayacak arta kalan malzemelerle hani geri dönüştürüp bu tarz şeyler yapabilirsiniz siz de. Ben şu an bunun klasik görüntüsünü çok sevmedim açıkçası. Kendimden bir şeyler katarak değiştirmek istiyorum. Kitap ayrıca değil de neydi onun adı? Hani kitaplar devrilmesin diye. Kitapların yanına koyulan işte ağırlık gibi düşünün kitapları. Aynen. Altıda boş olduğu için belki tartmasa ağırlık ekleyebilirim diye düşünüyorum. Mavi akrilik boya. Mavi akrilik boyayı kullanacağım bunun için. Ama biraz eskitme görünümü vermek istediğim için şöyle ya metalik paint'i kullanacağım ya da gun metal rengini kullanacağım. Metalik paint. Aynı zamanda İngilizce yayın yapıyoruz. Şöyle, I am sending this right now. Metallic paint, gunmetal. Ha, aynı zamanda dişlerini daha da beyaz göstermek istediğim için yine herhangi bir akrilik beyaz boya kullanabilirsiniz siz de. Ben şöyle 3 renk kullanacağım. Ha, unutmadan ayrıca maviye kırmızıyı yakıştırdığım için bu gözlüklerini görmüş olduğunuz buraları kırmızıya boyamayı düşünüyorum. Evet. Başlayalım. Az laf çok işlemişler. Ben bunun yarısından çoğunu zımparaladım bile. Benim elim daha hızlı olduğu için önce açıklıyorum. Ya baştan savunma yapmaya hızlı olmak mı? Ne oldu sana böyle? Hadi hadi yap. Hadi. Konuşma. Gelin çalışsın. Boyayı bir kaba dökmek istiyorum öncelikle. Bunun için de önceden getirmemiş arıyorum. Olduğumuz kabı aynen. Şimdi bulmak zorunda. Şimdi ben işte bir sıfır öndeyim yine. Ama sen kullanamazsın yeterli kabı o zaman. O zaman bana da kap getir. Tamam. Sahne benim. Bunu zımparalamak zorundayım. Daha önce bu tacın yarısını kesip başka bir şeyde kullanmıştım. Ancak kendi üzerinde bir parlak bir boya katmanı var. Eğer zımparalamazsam bunu daha sonra boyamak istediğim de üzerine boya tutmayacaktır. Ama yeterince zımparalar üzerinde çizikler oluşturup boyanın tutunacağı bir yüzey yaratırsam işte o zaman bunu da boyayabilirim. Şöyle yumurta kapları işimizi görür diye düşünüyorum. Azar azar kullanacağım. Kurumasını istemiyorum. Şuraları deleceğim. Ver bakalım. Şimdi ben direkt boyayarak başlıyorum. Önce siyahla zemin mi yapsaydın acaba? Bilmiyorum. Direkt mavi. Tamam,
Sallayacak mısın sen böyle? Evet. O zaman ben böyle böyle yapayım. Niye? Elinde boya mı olsun? Elimde boya yapıyorum. Evet. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben iki kutu kullanıyorum. Haftalar oluşturalım. Bence de daha net olur. Tutmadı. Yani zeminde göründü. Yani yine tuttu aslında. Kötü değil. Ama siyah neyle hani? Mat siyah yok. Mecbur metalik. Elimizdekini kullanacağız. Şu tarz çikolata çubuğu mu diyeyim artık? Bir şeyin çubuğuydu bunlar, hatırlamıyorum. Bir sürü var elimde. Şimdi bunlardan da şöyle taç gibi üzerine koya koya gitmeyi planlıyorum. Onun için biraz yer işaretleyip daha sonra deleceğim. Ben şuna tiner döküyorum. Ya bu bildiğin aslında metalik şey değil yani. Siyah değil. Biraz da sürpriz oldu. Böyle de güzel oluyor aslında. Metalik mi yapsam acaba? Bütün yüzeylerini boyayacağım buna. Çok güzel görünüyor metalik. Baksana. Evet. Sulandırıp mı kullansaydın acaba ya? Biraz daha, yani birkaç kat yapman gerekir o zaman. Tek kat yeterli mi diyorsun? Böyle elime alıp yapıyorum ben. Bu akrilik boyalar çok kullanılır ağır boyalar. Çabuk kuruyorlar. Her şeyden öte. Bir de sürümü falan da çok rahat. Sadece dişlerini boyamayacağım. Çünkü dişlerin beyaz olmasını istiyorum. Sen dişlere boyayacak mısın? Boyayacağım. 5 liraydı ya. Biraz pahalıydı, 5 lira. 5 lira yok bu ya. 1 lira etmez ama işte evet, biz... Bir tuz tutalım. Güzelce değerlendirebiliyoruz. Delikleri açtık. Şimdi bunları tutturmak için iki parçadan olan epoksi kullanacağım. Bu A ve B'den oluşuyor. İkisi karıştığı zaman bir 5 dakika içerisinde muazzam bir tutuş sağlıyorlar. Nereye yaparsanız yapın. Şöyle eski bir kaygan yüzeyli bir karton parçasını kullanabilirsiniz. Veyahut da herhangi bir şey size kalmış. Bir kap vesaire. Umarım bu metalik yüzeyin üzerinde mavi boya güzel gözlerine led mi düşün? İstersen.
Spinner'le karıştıracağım yani. Değil mi? Yap. Normal su koymayayım. Seyreteceksin yani. Normal su da akrilik boyalarda işe yarar bu arada ama tiner daha etkili bir. Çoğaldı. Fırça izi kalmaması için tek yöne doğru sürebilirsiniz. Ama yine de kalacaktır. Fırça izinin kalmamasının en güzel yolu bir sünger kullanmak veyahut da varsa daha pahalı bir yöntem ama airbrush. Airbrush'la yaz. Benim 5 dakika bir kuruma süresi var. Bunu beklemem gerekiyor. Kırmızıya boyayacağım yerin altına da bence şey yapayım. Bu gri ile zemin hazırlayayım. Yani ton olarak bütünlük sağlar, en azından siyaha yakın. Aynen öyle. Metalik siyah diye geçiyordu sanki ama metalik gri mi? Şöyle metalik black yazıyor. Black yazıyor ama bayağı gri gibi. Birkaç kat yapınca belki siyah döner ama. Pastel sulu boya da aslında geçebiliriz. Bir de durdukça koyulaşıyor bence. Koyulaşsın da. Evet. Dediğim gibi böyle bile çok güzel. Bence de. İlk haline daha iyi. Kesinlikle. İlk hali bu şeye benziyor. Ne alırsam 1 milyon civarda satılan. Birbirinin aynısı olan. Biblolara. Ne alırsam 1 milyoncu kaldı mı ya? Evet. Dolar, ucuzluk pazarı diye. Dolar olmuş 12 lira. Şey, ucuzluk pazarı diye geçiyor. Aynen. Heyecan yaptım. Doları duyunca. Hep dış minnakların işte bunlar. Yoksa biliyorsunuz dolar. Kapı çalıp bizi götürüyorlar. Detayları kaldı. An itibariyle telim yetmedi. O zaman şöyle yapacağız. Simetriyi sağlamak adına bunu söküp ortadakine bağlayacağım. Yani iki tanesi free kalacak demek oluyor ya da başka bir şeye bakacağım. Ama etrafta hiç tel yok gibi. Amaç zaten olan malzemelerden değerlendirmek bence. Yani kısmen öyle de diyebiliriz. Düşürmeden tabii ki. Kurumuş bile. Okay.
Ben şansımı bununla deneyeceğim. Rubber görünümü olacak yani. Ben daha metalik görünümü. Yeterse tabii ki. Senin gloss black diyor neyse. O biraz daha parlak. Gloss. İçini boyasam mı acaba? Gereği yok. Bunu da kullanabilirsin. Bir tanesini bana ver. Yok şey fırça, diyorum. Fırça lazım bana. Olarak. Fırçayı şu an... Şu diğerini kullanıyor musun? Bunu mu? Hı-hı. Ha, onunla da maviyi yaptım. Vereceğim şimdi sana fırçayı. Az, çok az bir kuruşum var bende. Hmm, bak bu daha güzelmiş. Keşke ben de bunu da yapsaydım. Keşke. Ama ben yaptım. Ne dedin? Benimki daha güzel. Yo hiç ilk sen boyamaya başladın. Alakası bile yok. Neyse üzerine mavi boyayacağım için umarım belli olmaz diyorum. Ben sağına soluna şekil yaparken sen boyuyordun kafana göre. Artık boyayabilirim bence. Normalde bir şeyler yapıp sonra üzerine ses kaydetmeye alışmışım. Şu an böyle sessizce çalışıyorum. Evet. Şirin Baba. Belki Şirin Baba'nın kuru kafasıdır. Olabilir. Ölmüştür Gargamel sonunda hedefine ulaşmıştır belki. Eskitme görünümü var ya siyah. Hı hı. Onu o senin kullandığın siyahtan mı kullanacaksın? Kalır senin. Aa. Az var içinde. Ben buna bile edeceğinden şüpheliyim şu an. Böyle layer layer çalışmanızı tavsiye ederim. Yes, we really, really things. You need to be working layer by layer. Türkçe söylesene kız. Katman katman çalışın çünkü daha iyi renk verir. Yani bir tane kalın katman sürmektense. Ben sadece yüzünü mavi yapacağım. Geri kalan yerleri siyah yapacağım. Işık da ters vuruyor. Göremiyorum. Ben adeta hiçbir şey görmüyorum. Gerçekten mi? Tamam. Detay göremiyor musun? Hepsini siyah yapınca tüm detaylar şu an için kayboldu ama birazdan dry brush dediğimiz kuru fırçalama yöntemiyle hepsini ortaya çıkaracağım. Af. Etmedim, küfür evet, etmedim. Evet. Hayır. Etmenin ucundan seni döndüm. Seni yüzey küfür ediyor. Sanırım süngerle de geçeceğim üzerinden. Seninki bayağı büyük beton gibi. Ne olduğunu bile bilmiyorum brüt beton. Brüt bir beton işte. Çok mimari bir beton. Evet, ben anlamadım o kadar. Şu an darası da mı var diye düşünüyorum. Daha yoğunluğunu azalt. Biraz iner, biraz boya, biraz iner, biraz boya derken.
Biraz daha epoksi desteği, tacı tam tutsun diye. Görmeden. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı planım var benim de. Metalik renk olan yaldızı. Bu gözlüğünün kenarlarında vesaire de belki dişlerde kullanmayı planlıyorum. Bronz olanı genel olarak iskeletin kendisinde, kuru kafanın kendisinde. Altın rengi olanı da taç ve diğer küçük ufak tefek aksesuar gibi detaylarda kullanmayı düşünüyorum. Bakalım. Bunlar parmak yaldız diye geçiyor. Mum boya gibi bir şey. Yani böyle kurudur, fırçanıza az çok yedirip parmakla bile uygulayabilirsiniz de şu an elim kirlensin istemediğim için. Yakınında gösterecek olursam gördüğünüz gibi tüm detayları doldurmuyor ama bir eskitme görünümü veriyor en azından. Aradığım da bu zaten. Bu tarz parmak boyalar, yaldız boyalar eğer ki yoğunluğu çok fazlaysa, yani daha doğrusu sıvımsıysa, fırçaya biraz aldıktan sonra şöyle bir peçeteye büyük kısmını yedirirseniz süreceğiniz yüzeye çok fazla yayılmayacaktır. Daha böyle bir eskitme görünümü daha rahat elde edebilirsiniz o zaman. Tabi hedeflediğiniz şey eskitme görünümüyse. Yaldızlar bedava eskitme görünümü yapıyor. Hı? Bu yaldızlar diyorum bedava eskitme görünümü yapıyor direkt. Öyle yapıları öyle. Yapan olaylar eskitmiyoruz yani. Kuru kafayı siyah bile bırakabilirim aslında. Şimdi düşününce. Sen yaldızın hele. Altın istiyorsan alabilirsin. Ben şimdi bütün bronza geçiyorum ben. Altın 3 renk çok olur ya. Ben gri istiyorum. Bence
olarak ön plana çıkarıyor. Çünkü aralara giremiyor. Ama bu çatlak aslında altın da olabilir. Altın da olabilir. Bir ornat gibi. Bu da çok güzel olmadı ya. Sen bilirsin. Bence o mavi çok hoş oldu. Mavi olmasın. Alttaki diğer kemeri farklı bir tonla boyayacağım. Yani çok böyle kamerada belli olacak mı bilmiyorum ama hatta burada da belli olacak mı ondan emin değil mi? En azından boyayacağım. Valla değil, kamera burada bile belli oluyor. Gri ile geçelim. Şu alttaki kemeri bir de siyah metalikli üzerinden geçeceğim. Çünkü dediğim gibi beğenmedim. Genel hatlarıyla her şeyden memnun olsam da sadece iskeletin kellesinin siyah olmasından memnun değilim. Onun için de şu şekil bir çok siyah krem boya kullanacağım. Onu da biraz dry brush gibi böyle çok afaki bir şekilde kullanmadan yedirerek. Siyahın hala zeminden gözükmesini istiyorum çünkü. Bundan gayet memnunum. Ben şuradaki mavilikleri kapatmaya karar verdim. Çünkü bozdu. Önce ben bitirdim. Yarış mı yapıyorduk? Başta öyle dedik. Haberim yoktu benim. Ya ben şu alttaki mavi görünümünü çok sevemedim de. O yüzden değiştirmeye karar verdim. Bak hemen bir tıkla değişiyordu. Bir de biraz bir eskitme. Sanki böyle daha iyi oldu gibi. Hani alt siyah. Bilmiyorum. Evet. Sence? Bir de eskiteceğim.
Şu an hep sana dönüp çalışıyor. Kamera da uzak kalıyor. Çok izleyenler benim göremiyor ama en son en azından gözüküyor. Hiç görünmedim benim ya. Ya gözüküyor da yan tarafın hep gözüktü ister istemez. Tamam. Karşıdan bir de ama karşıda hep arkam dönük olduğu için. Birazdan zaten final formlarını koyacağız. Hı hı. Şurası tam tutmayan yerine biraz daha epoksi süreceğim ben de. Aynen, mat olsun buraları. Şu şeyliğe biraz eskitme katmak istiyorum. Mavilerin üzerine. Oluyor değil mi? Öyle diyorsun. Evet, ikimiz de kuru kafalarımızı bitirdik. Ben biraz böyle taşlı maçlı bir şey yaptım. Güzel oldu. Benimki de güzel olmuş. Yani burada maviliklerden oluşan bir kuru kafa yaptı. Zaten yakın çekimlerini daha sonra göstereceğiz. Böyle bunlar ucuza bulduğumuz birer tane kuru kafaydı. Alalım bir şeyler yapalım, boyayalım ederim dedik. Epeydir ikimiz de video çekmedik. Hem bir geri dönüş olur. Kış vakti gelmişken iyi kötü vakit olacakken bir geri dönüş olur YouTube'a dedik. Hem de bir eğlence olur bize diye. Böyle yani yorumlarda yazarsınız zaten. Çağlar abi seninki daha güzel olmuş diye. Sorun değil. Hani beklerim yani. Sıkıntı yok. Öyle. Bence benimki daha güzel oldu. Yeah. Evet evet onunki daha güzel oldu diyebiliriz. Neyse durum budur yani. Sizden ricamız kanallarımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sağda solda paylaşmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Gelecek videolarda umarım ki gelecek. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Görüşürüz.